Evet sevgili izleyenler, bir sektör analiz yayınıyla daha karşınızdayız. Bugün iki tane değerli konuğum olacak bizlerle birlikte. Geçtiğimiz haftalarda KOBİ'ler ve KOBİ'lerin sorunlarını konuşmuştuk. En büyük problemlerinin de finansman sorunu olduğunun altını çizmiştik. Yine hem KOBİ'lerin sorunlarını, finansman sorunlarının başlığını açacağız, detaylarına gireceğiz. Bu anlamda da çok doğru bir muhatap var karşımızda. Daha önceden benim ekranlarımdan da yakinen tanıdığınız bir isim. KOBİ'lerin sorunlarını da birlikte çözüm arayacağız. Şimdi konuklarımı tanıtacağım. Sizler bize katılacaksınız her zaman olduğu gibi. Öncelikle KOBİ'lerin başkanı Nurettin Özgenç konuğum yanımda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Katıldınız. Şimdi konuklarımı yayın öncesinde birer cümle uyardınız. Yayında da ara ara uyaracağım. Bilginiz olsun. Ve KOBİ ve finans uzmanı da Sefa Kabalioğlu. Onu da yakinen ekranlardan tanıyorsunuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Zor bir yayın olacak benim açımdan. İki tane değerli konuk ama bakalım nasıl yöneteceğim göreceğiz. Sorunlara çözüm önerileri arayacağız. Sizler de soru ve görüşlerinizle bize destek olabilirsiniz. sektöranaliz@gmail.com bize ulaşacağınız adres olacak. Şimdi Nurettin Bey, biz geçtiğimiz haftalardan bir tanesinde birlikte yayın yaparken bu anlamda da çok ciddi sorular da geldi, yönlendirmeler de geldi sonrasında da. Biz yayın sonrasında da size defalarca konuştuk ettik. Ben size birkaç uzman da yönlendirdim. Çünkü KOBİ'lerin bu anlamda çok ciddi problemleri olduğunu biliyoruz. Ama ekranlarını yeni açan ya da o programı kaçıran izleyicilerimiz için bir kere daha anlatalım istiyorum. Şimdi en önemli başlık, KOBİ'lerin en önemli sorunu finans sorunu, finansman sorunu, doğru. Evet. Şimdi bunu bir siz anlatın. Nerede sıkıntı yaşıyor KOBİ'ler en çok? Sonrasında da Sefa Bey'den cevabını arayalım. Tabii memnuniyetle, teşekkür ederiz. Şimdi tabii KOBİ'lerin önce finansman sorununda biz şöyle bir ifade edelim. Yani genel bir toplu bir şey yok. Yani dağınık bir kredilendirme bir çeşitleri falan var. Bunlardan işte KOSGEB destekleri olsun, kredi garanti fonu takviye destekleri olsun, işte TESKOB'un vermiş olduğu esnaf kredileri olsun. Yani biz çok daha dağınık ve değişik. Şimdi bunlara bir tabii sahaya uygulandığında demin de arkada konuştuğumuz gibi belki orta ölçekli KOBİ'ler bundan faydalanma imkanı buluyor ama genelde küçük esnaf dediğimiz bizim 1-9-2 çalışanı olan, mikro ölçekli olan KOBİ'lerin bundan pek haberleri tabii ki olamıyor. Ya da bildiği, öyle bir şey duyuyor. Yani zaten ki bu esnaf ve sanatçılar veya KOBİ'ler daha çok seçimler için çok sağlıklı bunu duyarız. İşte esnafın durumu, herkes, her siyasi buna tabii değiniyor ama bunun kredilendirme aşamasında tam böyle bir somut, bir oturmuş bir düzen yok. Yani dağınık ve bankalar değişik. Bankalar böyle büyük reklamlar veriyor ya, KOBİ'lere destek kredileri, aman da şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz falan. Doğru, ne oluyor? Onların hepsi hikaye mi? Yani otobüsün arkasında yazıyor işte şunun numaranızı falan gidiyor, anında size kredi ama maalesef sahaya da gidildiğinde, başvurulduğunda onun reklam olduğunu, onun öyle olmadığını size söylüyor. Bunu sadece özel bankalar değil. Ama şunu da şey yapmak lazım, biz yaparsak da değinmem lazım. Eski çeşitlerine bakıldığında %10, yani KOBİ'lerin almış olduğu toplam kredilerden pay %10, %15 seviyesinde, yani günümüzde bu %30'lar seviyesine kadar çıkması bir başarı, bir ilerlemedir ama. Yani KOBİ'ler eskiden, hani KOBİ'lerin geneline baktığımızda aşağı yukarı %10'u bu finansman kredisine ulaşabiliyordu ama artık bu rakam %30'lara çıktı. Şimdi %30'a kadar kredi alma şeyiz. KOBİ'lerin de biraz bilinci artmış olabilir mi? Muhakkak tabii ki, yani zaten sivil toplum kuruluşlarına işte üye olmaları, yani onlardan bilgilenmeleri tabii ki artık günümüzde KOBİ'lerin artık bir realite olduğunu görüldüğünde artık bu bankada da buna tabii eğildiler işte. Adı her ne kadar esnaf bankası ya yapılıyor, işte KOBİ bankası ya yapılıyor. Burada dediğimiz tek şey şu, yine bankalar ticaret kredileri yerine KOBİ'yi şöyle bir, mesela bir kolaylığa sebebi, ona ihtiyaç kredisi veriyor. Onun tabii ki daha faiz daha yüksek olduğundan dolayı buna tabii yönlendiriyor. Tüketici kredisi yani aslında. Tüketici kredisi tabii bir şekilde falan böyle oluyor. Yani daha ziyade sanayiden üretimden çok tüketime, yani bu konuttan alında otomotive kadar, yani bunlar daha çok mesela teşvik ediliyor ama oysa bizim madem ki biz 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefliyorsak bizim üretmemiz lazım, üretim içinde kredilendirmesi lazım. Bunlar söylemde değil tabii, eylemde daha da iyi bir oturması lazım. Bu çeşitleri bir de somutlaştırması lazım. Yani böyle krediler söylemde var, işte esnaf şifade kredisi mesela deniliyor. Gittiğinde, almaya gittiğinde olaylara çok ciddi evraklar vermişler var. Hala da bürokrasi yine azaltıldı ama tam bir net bir şey yok. Örneğin 20 bin liraya kadar bir esnaf, diyelim ki bir marangoz paraya ihtiyacı olduğunda ondan
konut teminatı. Tamam, ona sonra bakalım. Bu sıkıntı, evet. Ona sonra bakalım. Çünkü hakikaten ben de biliyorum, yani esnafın karşılaştığı, biz daha önce size konuşurken de KOBİ'lerin en büyük problemi, evet, finansman problemi, bunu aşamıyorlar ama evet. Şimdi KOBİ diye baktığımız zaman yanında 2 kişi 3 kişi çalıştıran da KOBİ'ye giriyor. 120-130 kişi çalıştıran da KOBİ. Öyle değil mi? Evet, yani böyle geniş bir yelpazeden bahsediyoruz neticede. Ve bunlar ihtiyaçlarını karşılamak için mesela evet, yanında 120 kişi çalıştıran bir KOBİ olarak gördüğümüz bir yer, bir işletme gittiği zaman banka tabii ki 20 milyarlık bir kredi çekmek için gitmeyecektir. Gitmiyor, daha küçük, hani yanında 2-3 kişi çalıştıran, belki 4-5 kişi çalıştıran kişiler için geçer olacak. Ama burada çözülemeyen bir şey var. Yani evrak sinsilesi, karşılarına çıkan bankaların o büyük büyük reklamlar yaparken, hani gelin hemen, sanki gittiğinizde hemen kredi alacakmışsınız da çıkacakmışsınız gibi yarattıkları hava sonrasında bu işin böyle olmadığını görüyoruz. Ama şimdi Sefa Bey'e söz verelim, sonrasında o detaylara bakalım. Hayır. Hani kaç tane kefil istiyorlar, işte gayrimenkul teminatı istiyorlar mı istemiyorlar mı, bunu hani işte ne bileyim 200-300 milyar çekmek istediğinde olabilir de belki 20 milyar da olmamalı mı falan gibi bütün detaylara sonra bakalım ama Sefa Bey'e 20 milyonda. Tamam. Sefa Bey'e bakalım, burada sözü verelim. Şimdi KOBİ'lerin problemi, en büyük problemi Nurettin Bey diyor ki finansman problemi, KOBİ'ler bu ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Acaba KOBİ'lerin kredi alma ya da alabilme oranı ya da toplam kaynaklar içerisindeki KOBİ kredilerin oranının artmış olmasıyla mı övünelim? Yoksa kredilerin nitelikleriyle mi övünelim? Yani biraz önce de söylediğiniz gibi, yani bir KOBİ gittiği zaman ticari kredi alıyor. Faiz oranı çok yüksek. Aylık geri ödemeli krediler alıyor. Ancak bir KOBİ ya da bir işletmenin aylık geri ödemeli ticari kredilerle hayatını döndürmesi imkansız. Bir kere buna bakmamız lazım. Ama Türkiye'nin sermaye piyasaları maalesef derin değil. Öncelikle Türk bankalarında kaynakların nereden olduğuna bakmamız lazım. Ama bir işletme için en önemli hususlardan bir tanesi, bir kere geri ödemesiz kredi olmalı. İkincisi, aylık taksitli değil, uzun vadeli olmalı. Çünkü bu arada KOBİ küçük ya da orta büyüklükteki işletmeler mutlaka ve mutlaka fon fazlası yaratabilmeli o krediyi ödeyebilmek için. Bir dakika, ben şunu anlayabilir miyim öncelikle? Şimdi Nurettin Bey daha önce de söylemişti. Bankaya gittiği zaman, şimdi hani bankaların KOBİ'lere kredi veriyoruz, işte KOBİ'lere özel kredi vesaire diye yaptığı reklamlardan şunu anlamak istiyorum, sormuş olacak. Özel bir kredi mi veriyor KOBİ'lere bankalar, yoksa bu bizim tüketici kredisi diye adlandırdığımız, hani faizli rakamı da gayet oldukça yüksek olan krediden mi faydalandırıyor? Hayır, şimdi şöyle bir şey var. Burada özel bir kredi var yani. Burada hayır, şimdi şöyle, özel kredi derken bakın, KOBİ'lere özel bir kredi yok kredi, yani. İhtiyaç özel kredi dediğiniz zaman, özel kredinin adının farklı altında faizlendir. Avrupa Yatırım Bankası kredisi vardır, Avrupa Kalkınma Kredisi kredisinin tamam. kredileri vardır. Bunlar özel ve nitelikli kredilerdir. Tamam. Yani yatırımı finanse eder, geri ödemesizdir, 10 yıl vadelidir gibi. Bankaların KOBİ'lere verdikleri krediler bilinen, yıllardan beri gelen, hiçbir farklılığı olmayan taksitli ticari kredidir. Yani 50 bin lirayı verirsiniz, belirli bir faiz oranı vardır. Her ay ana para artı faizi ödersiniz. Ama bunda da o zaman bir kandırmaca görüyoruz. Bunun da faiz oranı çok yüksektir. Çünkü bankaların 2001 krizinden sonra hiç dile getirmedikleri o KOBİ kavramı çok ciddi anlamda Türkiye piyasasına girdi. KOBİ'den kastımız ne? Ben çok net söyleyeyim. Nurettin Bey büyük ihtimalle katılacaktır. Şimdi küçük ve orta büyüklük işletmelerin maalesef finansman kadroları yok. Patron mühendis, malı çok iyi biliyor, müşteriyi çok iyi biliyor, ağam, paşam, bey, beyefendi demeyi biliyor ama finans, muhasebe nasıl yönetilir, bunların hiçbirisinden haberdar değil. Pazarlığı bilmiyor, sermaye piyasasındaki fiyatı bilmiyor ve bankaların en önemli para kazandıkları yer KOBİ'ler. Yüksek faizle kazanıyorlar. Yani bugün 1 ile 49 arasında kişi çalıştıran işletmenin kullandığı krediyle bugün büyük bir grubun kullandığı kredi arasındaki farka baktığınız zaman bankacı kendisi de söylüyor. Ben zaten bu gruptan çok fazla para kazanmıyorum. En çok para kazandığım yer burası. Çünkü KOBİ'nin pazarlık edebilme şansı yok. Yani o zaman yok. Şöyle mi? Riski de az. Yani batması riski de az. Yani aslında büyük bir işletme bankadan kredi almaya gittiği zaman, şimdi şöyle, hepimiz de bunu çok iyi biliyoruz. Ben çok uzun yıllar bankacılarla yayın yaptım. Finans yayınlarım da hala devam ediyor. Bankalarda bir şekilde para satmak zorundalar. Doğru mu? Kredi, kendi kotaları var ve aha. işleri en önemli gelir yazdıkları kalemde burası. Para satmak zorundalar. Şimdi burada bir büyük işletme var.
Burada da KOBİ var, küçük işletme, ama KOBİ'de de işte yanında 150-200 kişi çalıştıran değil de atıyorum 10-20 kişi çalıştıran diye. Orta ölçekli. Şimdi bu insan gidip bankayla bankadan para satın almak istediğinde veya ihtiyaç kredisi istediğinde özetle pazarlık edemiyor. Pazarlık gücü yok. Ya da bu alanı bilmiyor ama diğer taraf biliyor ve aynı kredi, yani aslında başlığı aynı olan krediyi alırken pazarlık gücünü de kullanarak o faizlerde ödeme kolaylığı vesaire de indirim mi alıyor? Yani bunu mu tam olarak ifade ediyorsunuz? Hiçbir şey almıyor. Yani KOBİ gerçek bilançoya sahip değil. Gerçek bilançoya sahip olmadığı, finansçısı da yok. Gerçek bilançoya sahip olmadığı için de banka KOBİ'yi doğru analiz edemiyor. Hı hı. Yani bir KOBİ işi nedeniyle bir ticari araç almak istediğinde o KOBİ'den son 3 yıllık bilanço, gelir tablosu, mesela ortakların ikametgahı, efendime söyleyeyim aklınıza gayrimenkulleri, şusu busu, aklınıza gelebilecek her türlü bilgi isteniyor. Tamam. Ama şimdi Nurettin Bey KOBİ'nin sahibi, bankaya gittiği zaman ben diyor en lüks arabayı alacağım diyor. Şimdi alacağım ticari araç 90 bin lira diyelim. Alacağı en lüks araç da 250 bin lira diyelim. Bakın o 250 bin liralık taşıt kredisine ulaşması en fazla 3 ya da 4 gün alacaktır. Ama o taşıt kredisini şöyle söyleyeyim size, 1 ay 1,5 ay sonra cevap çıkabilir ve büyük ihtimalle de olumsuz cevap çıkma ihtimali vardır. Yani durum bu kadar karanlık bir noktadadır aslında. Ne demek, evet, istediğimi, ne demek istediğimi anlatabildim mi? Bana anlattınız inşallah. Oraya da şunu diyoruz ama Demet Hanım, oraya da şunu diyoruz Yusuf abi. Diyoruz ki yani KOBİ'nin zaten dediğin gibi bilançoları falan buna müsait değil zaten, yani gerçekçi değil ya. Şimdi bir de ona şey bakılması lazım, yani bu firma kaç yıllık bir firma, yani bir bu firma 20-30 yıllık bir geçmişi varsa yani bunu bakılması lazım. Yoksa siz bilançoya baktığınız zaman bunun istediği diyelim ki 100 bin lira krediye müsait değil, olabilir, doğrudur. Ama bilanço sonra çünkü bilanço doğru değil yani bir yerde net değil. Ama peki bu firma 30 yıldan beri hayattaysa, 30 yıldan beri üretip bir yerden belli bir yerden bir yere kadar çıkmışsa bunun da banka göz önünde bulundurmalı ve krediyi ona göre vermeli. Yani inisiyatif almalı. Çok. Yoksa bilançoya baktığımız zaman bu mümkün değil. Mükemmel. O sizin söylediğinizin bilimsel karşılığı nitel kriter. Bankalar kredi verirken bir nicel kriterlere bakıyorlar, bir de nitel kriterlere. Nitel kriterlerden bir tanesi bu kişi kaç yıldır bu sektörde çalışıyor. Senedi çeki, yani protesto olmuş mu olmamış mı, gibi. Ama inanın bana kredi vermede bunlar kitaplarda yer almasına rağmen hiçbir asette, yani siz 30 senedir şirkettesinizdir. O sektörde itibarınız vardır. Anlatabiliyor muyum? Siz diyorsunuz ki benim bu sektörde 30 yıldır iş yapıyor olmam benim itibarımı gösterir ve benim kredi almam gerekir diyorsunuz. Evet. Doğru, bankacı da diyor ki bu da benim kredi verme kriterlerim içinde nitel kriterdir diyor. Ama o nitel kriterlerin kredi verme içerisinde ağırlıkta ortalaması çok yok derece kadar az. Onların baktıkları en önemli noktalardan bir tanesi bilanço. Yani sizin geliriniz bilançoda mı? Çünkü siz konuşurken, yani KOBİ konuşurken diyor ki benim diyor satışlarım 3 milyon ama bir de benim diyor görünmeyen bir 5 milyonum var diyor. Şimdi görünmeyen bir 5 milyonum var dediğiniz andan itibaren finansal kuruluş o 5 milyonun peşinde koşuyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ona sahip değil. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? En önemli şey o. Bu sebepten dolayı da KOBİ'lerin finansmana erişebilmesi için en önemli kriterlerden bir tanesi şeffaf ve analiz edilebilir bir bilançonun olması, bütün gelir ve giderlerin finansal tablolara alınması gerekiyor. Doğru. O zaman bize diyoruz ki o zaman tüm KOBİ'de bütün masrafların ödemelerini yani fatura edebilse daha çok bir şeffaf bir bilançoya sahip olacak. Doğru, öyle değil mi hocam? Yani peki KOBİ'ler kendi içinde bir finansman düzeni, mesela bilançosunun olmaması ya da derme çatma, biz zaten patron şirketleriyle dolu bir ülkeyiz. Her ne kadar kurumsallıktan bahsetsek de, ki benim çalıştığım birçok danışmanlık yaptığım dışarıda firmalar için de aynı şey geçerli. Baktığın zaman dışarıdan kurumsalız ama içeride hayır patron şirketiyiz. Ben her zaman da söylüyorum çok net bir şekilde bunu. Aynı şey burada da geçerli neticede. Hani bu anlamda bir hiyerarşik düzen yapılsa ve doğru düzgün bir finansçıyla içeride çalışılsa ve bilançosundan nizamlık her şey düzgün olsa ve en ufak bir şeye ihtiyacı olduğunda da işte bankaya vesaire gittiğinde de doğru düzgün bir bilançoyla gitse, haklarını arayabilecek bir arkada ekibi olsa olmuyor mu?
O da tabii ki o da bir artı bir maliyet olduğundan dolayı onu da çözecek olacakları yapması mümkünlüğü belki ortaya çıkacak diye olan firmalarda da bu ne olur diye demiş. Zaten mali müşavir vardır. Yani ona demiş dedi ki böyle böyle bir destek de var. Siz bunu başvurun. Yani finansla ilgili böyle bir muhasebe müdürü falan vardır ama yani o da ne kadar bir belki dar bir şeye sahipti. Yani onunla ilgili hani bankaya gidip biz bunları istiyoruz. Ben biliyorum ama sizde kaç üye var KOBİDER'de? Nasıl? Ben biliyorum ama diyorum sizde yani, KOBİDER'de kaç üye var? Ufaklı 1260 üye var. 1260. Şimdi 1260 tane üyeden bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakam. Mutlaka dışarıda kalmışlar da vardır ama siz kendi üyeleriniz için bahsedelim. Yaptığınız toplantılarda, görüşmeler için siz yayına geliyorsunuz neticede diyelim ki. Evet. Bugün yayına geldiğinizde bu 1260 üyenin bence çok büyük bir kısmına mail, mesaj vesaire bir şey gidiyordur. Mail yani sonuçta KOBİDER'in başkanı bir yerde bir televizyon programına katılacak ve karşısında da çok ciddi bir muhatabı var. Ve KOBİDER'in yani aslında sizlerin finansman problemlerinizi çözmeye yönelik fikirleri konuşacağız, tartışacağız diye. Doğru mu? Evet. Peki hiç bu anlamda geri dönüş alıyor musunuz? Yani bizim adımıza bunu sormalısın, bunu yapmasın. Yani ilgileniyorlar. Şimdi bazen de şunu demek istiyorum. Hani insanlar kendi sorunlarıyla bile çok ilgilenmeyebiliyorlar. Hani sizin ilgilendiğiniz kadar. Şimdi sonuçta siz bir yerin başkanısınız, bir derneğin başkanısınız ve bu dernekte 1000'in üzerinde üyeniz var. Ve acaba onlar kendi sorumluluğunun farkında mı, bilincinde mi? Tabii burada da bir öz eleştiri yapmamız gerekirse dediğiniz gibi öyle de bir şey talebi yok. Biz de KOBİDER zaten hep şu deniyor. Yani siz bana işte proje yön diye parayı verin. Biz gereken işimizi iyi yaparız. Az önce Sefa Bey dediği gibi. Yani alaylı bir şeye sahip olduğumuz için ne bileyim böyle hani böyle çok tane bilimsel yanlış işte, değil. Niye patron kendisi bu işte firma hepsi kendisi yani müşteriyi bilen patron şey yani tek şahıs diye konuşmuştuk. Burada şey şu yani eğer siz bana kredi verin ben onu değerlendiririm. Yani bana işte projeymiş şunu yapın işte onları işte hayata geçirmeyin. Siz sadece onu, para. Zaten ben bu işi biliyorum. 20 yıldan beri ben bu işi ya yapıyorum. Siz bana kredi veriyor musunuz? Ben bunu vereyim. Ben bu işimi büyütürüm tabii ki. Bakalım şimdi. Sefa Bey ne diyecek bu konuda? Bir de o zaman şöyle diyeyim. O zaman cümlemi. Yani burada aman aman da yani işte bir toplum kuruluşuna gideyim ya da hakikaten bizim hakkımızı arayacak olan yerlere bunlar değilse öyle de bir şeysi yok. Yani ne bir yere ya üyede olur ama sadece tabii beklenti içerisinde bu da bir özel işte. Evet. Tamam şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra aslında son söylediğiniz cümle biraz can sıkıcı bana kalırsa. Hani sen bana parayı ver ben nasıl değerlendiririm. Proje bu parayı nerede kullanacaksın? Orası beni ilgilendirir. Seni ilgilendirmez kısmına gelmiş KOBİDER. Biraz bunu düzeltmek lazım galiba. Sefa Bey'in bununla ilgili söyleyeceği çok önemli şeyler olduğuna inanıyorum reklamlardan sonra. Ve sevgili izleyenler, Sektör Analiz yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için bir kere daha hatırlatıyorum. KOBİDER'in sorunlarını konuşuyoruz. Finansman sorunları en büyük sorunlarının olduğunu altını çizmiştik geçtiğimiz günlerde. KOBİDER'in başkanı Nurettin Özgenç bu konuda bize destek oluyor. KOBİDER'in sorunlarını bize iletiyor. En önemli sorunlarının da finans sorunları olduğunu ve bu anlamda çok da yol kat edemediklerini belirtiyor. Bize tabii sorunları biliyoruz. İşte çözüm önerileri arıyoruz ya birlikte. Ben de tabii bu anlamda en doğru sorularımıza cevabı alabileceğimiz misafirimizi buraya davet ettim. KOBİ ve finans uzmanı Sefa Kabaylıoğlu bizlerle birlikte. Şimdi bir cümle reklamlardan önce en son şurada kaldık. KOBİ'ler gidiyorlar diyorlar ki biz para istiyoruz kardeşim bize parayı verin. Peki tamam bu parayı ne yapacaksın? Nerede kullanacaksın? Bir projen var mı sorusu karşısında da. Burası seni ilgilendirmez neredeyse noktasında konu kapanıyor. Yani biz diyoruz ki aslında çok ciddi projeler üretilse, üretilen projeler sunulsa belki o zaman bu anlamda da ciddi yol kat edilebilir mi acaba sorumuzu Sefa Bey'e yönelttik. Şimdi şöyle yani KOBİ destek istemekte haklı. KOBİ'nin destek alabileceği kurumlarda diyor ki evet gel bana ben sana para vermeye hazırım diyor. Ama bu parayı verirken senden istediğim kriter var diyor. Önce işletmeyi kuracaksın. İşletmen bir kere çalışmaya başlayacak. Çalışmaya başladıktan sonra bana geleceksin diyor. Bir. İkincisi benden destek alacaksan diyor. Benim diyor bir sürü destek programım var ama %50'si senin %50'si benim tarafımdan karşılanacak diyor. Yani KOSGEB onun dışında
Türk Ekonomi Bakanlığı, Türk Ekonomi Bakanlığı'nın marka destek programı, Tur Quality programı. Bugün en üst konumdaki destek programı Tur Quality programıdır. Tur Quality programında devlet diyor ki, evet, yani özellikle bunu KOBİ'lere söylüyor. Evet, ben bu desteği sana vermeye hazırım ama ben senden kurumsallık bekliyorum diyor. Yani bütçen var mı, finansmanın var mı, nakit akış planlaman var mı, insan kaynakların var mı, insan kaynakları yönetimi yapıyor musun? Yani kurumsal bir yapı istiyor. Eğer bu kurumsal yapıyı kurarsan, ben de geldiğimde bu kurumsal yapının kurulduğunu görürsem, ben diyor sana limitsiz yurt dışı pazar araştırması, yurt dışı fuar, marka destek programı, patent alma ya da ihracat yapacağın ülkelerde sahip olman belgeler konusundaki, ben size meslek hayatımdan biliyorum, bir belge var, tutarı 600 bin euro. Yani 600 bin euro ödediğiniz zaman o belgeyi alabiliyorsunuz ve o ülkeye ihracat yapabiliyorsunuz. Hani belge dendiği zaman küçük gözüküyor. Evet. Doğru. Bana gel, ben para vermeye hazırım diyor. Ama diyor ki, yurt dışına mı gittin diyor. Limit yok. Git stand kur. Mesela KOSGEB'e gittiğiniz zaman sadece stand parası verir. Örnek veriyorum. Ama Tur Quality programında diyor ki, standı veriyorum diyor. Oradaki hosteslerin parasını veriyorum diyor. Oraya kuracağın afişi veriyorum diyor. Oradaki nakliyenin parasını onlar veriyorum diyor. Onlar kendini nasıl finanse ediyorlar? Efendim? Onlar kendini nasıl finanse ediyor? Sistem nasıl yürüyor? Onlar kim? Yani mesela diyelim ki KOSGEB geri dönüşümsüz kredi veriyor. Ama onlar biliyorsunuz devlet onlara bir bütçe ayırıyor. Ama o bütçenin içinde de devlet diyor ki, sen diyor yurt dışına gittin diyor, fuarla ilgili diyor. Ürünü tanıttın, marka olmaya çalıştın diyor. Orada çok önemli bir şey var. Yani marka olabilmek çok önemli. 500 bin lira mı harcadın diyor. 250 bin lirasını karşılıyorum. 250 bin lirasını sen karşılayacaksın diyor. Hı-hı. Bu birincisi. Hayır. Türk Ekonomi Bakanlığı söylüyor. KOSGEB de aynı şeyi söylüyor. KOSGEB diyor ki KOBİ'ye, evet diyor, yani nitelikli eleman alıyorsan iki kişiye karşı 30 bin liraya kadar diyor nitelikli eleman al. Bir tane muhasebe müdürü alacaksan al. Bir tane de üretim müdürü al diyor. Doğru. Ben seni 30 bin liraya kadar destekleyeceğim diyor. Bu önemli bir rakam. Gel bunu kullan diyor. Program bittikten sonra tekrar açacağım sana. Çünkü belirli bir zamanı var. Kimse, yani özellikle destekler son zamanlarda inanılmaz arttı. Çünkü ülkedeki iktidarın bir hedefi var. Ama bunun karşılığında da, şimdi iki aşamalı bakalım istiyorum. Çok doğru, ben aynı fikirdeyim. Biraz profesyonelleşmesini istiyor firmaların, KOSGEB ve benzeri kurumlar. Hani diyor ki, ben sana destek vermeye hazırım. İşte KOSGEB diyor ki, ben bunu karşılayabilirim. İşte öteki diyor ki, ben bunu yaparım, biraz da senin elini cebine atman, taşın altına koyman gerekiyor. Birlikte yol kat edebiliriz. Sonuçta neticede ihracat rakamı bir ülkenin de kalkınması açısından ihracatımız oldukça önemli. Sen de biraz profesyonelleş, kurumsallaş vesaire diyor. Doğru mu? Tamam, bu kısmı okey. Zaten bunun olması gerekiyor diyoruz. Ama bir yandan da burada özel bankalara, hani bugün artık sokaklarda neredeyse bütün otobüslerin arkalarındaki reklamlara, billboardlara, panolara vesaire her yere baktığımızda KOBİ'lere hani gelin hemen size para verelim gibi bir mantıkla hareket eden o özel bankalarda da biraz kandırmacı olduğunu düşünüyorum. Hani bu anlamda da buradan da uyarmak istiyorum, açıkçası söylemek istiyorum. Çünkü o da biliyor ki KOBİ'nin nasıl işlediğini, nasıl çalıştığını, sisteminin aslında nasıl olduğunu. Yani hemen gel hemen ben sana para vereyim, hemen koşa koşa çık buradan yarın mantığını da gütmemesi lazım. O zaman reklam stratejisini de bu anlamda belki değiştirmesi gerekiyor. Çünkü o da KOBİ'yi biliyor, tanıyor. İlk kez karşılaşmıyor ki KOBİ ile. Nasıl çalıştığını biliyor. Ne kadar profesyonel olmadığını aslında biliyor. Yani bunu karşılığında atıyorum 20 milyar bir KOBİ'ye, 20 bin lira bir KOBİ'ye vermek için evinin tapusundan arabasının bilmem nesine kadar haciz koymaya, üzerine şer koymaya kadar olayı götürmesinde biraz enteresan geliyor. Demet Hanım, burada bir saptama yapmak istiyorum. Çok uzun yıllar Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı'nda, siz de bildiğiniz gibi, uzun yıllar görev yaptım. Ve görev yaparken de KOBİ Çalışma Grubu yöneticiliği yaptığım dönemde bankalarla sivil toplum örgütlerini bir araya getirdim. Yani bir tarafta bankaların genel müdür yardımcıları var. Bir tarafta da KOBİ var. KOBİ temsilcileri var. Yani o dönemde UND vardı, Taysat vardı, KOBİ'ler vardı, temsil edildi. İnanın bana, orada çıkan iki tane sonuç var. Bankalar diyor ki, bize analiz edebileceğimiz şeffaf bütün gelir giderlerinizin içinde olduğu bilançonuzu verin. Çünkü biz sizi değerlendiremiyoruz diyor. Öteki tarafta diyor ki, ağır teminatlar istiyorsunuz. Biz bu teminatların altından kalkamayız diyor. Aynı şeyi konuşuyoruz şu anda da. Aynen. Onun için söylüyorum. Nereye mesela Nurettin Bey'in 1239 tane programa girmeden evvel
kitlesi var. Temsil ettiği ciddi geniş bir alan var. Şimdi orada şöyle bir şey var. COSGAP diyor ki ben sana faiz desteği, yani faizsiz kredi vereceğim diyor. Şimdi KOBİ bunu o kadar yanlış anlıyor ki. Evet. Şimdi aslında hemen gidip para alıp çıkacak zannediyor. COSGAP'in söylediği şu. Bakın diyor ki faizinizi ben karşılayacağım diyor. Siz alın, yatırıma dönüştürün, büyüyün, istihdam yaratın, ihracat yaratın diyor. Şimdi KOBİ kalkıyor bankaya gidiyor. Siz bize kredi verecek misiniz? COSGAP de bunu ödeyecekmiş diyor bakın. Şimdi bankaya gittiği zaman banka kaynak bankadan çıkıyor. Şimdi evet, bankanın kredi verme koşulları devreye giriyor. Nurettin Bey diyor ki Nurettin Bey benden 200 bin lira alacaksın ama bu 200 bin lirayı karşılayacak teminatın var, gayrimenkulün var mı, menkulün var mı? KOBİ bu sefer şaşırıyor. COSGAP veriyor ya bunu diyor. Şimdi bankanın kaynağından olduğu için teminat var. Şimdi orada teminat almak zorunda. Sadece COSGAP faizi karşılıyor. İkinci bir nokta. Hayır hayır, hepsini karşılıyor. Hangi karşılıyordu şey? COSGAP'te vardı. Yani can suyu projesi vardı. Ya hepsini daha sonra yarısıydı. O zamanlarda. Yani. 4'te 1'e döneceğiz. Aynen öyle. İkinci bir şey daha var Demet Hanım. Şimdi iktidarın hedefinde dedik ya 2023'te 500 milyar dolar ihracat. İnanın bana eskiden kurumlar bu kadar iyi çalışmıyordu. İstanbul Sanayi Odası, tebrik etmek lazım inanın bana. İstanbul Ticaret Odası. Son zamanlarda Kocaeli biliyorsunuz yani bizim toplam ihracatımızın %15, %16'sı Kocaeli ve civarında üretiliyor biliyorsunuz. Kocaeli Ticaret Odası mesela Koto Akademi. Manisa. Aynen. Çok Gaziantep, Koto Akademi kuruldu. Yine ben İzmirli kimliğimi hemen ortaya koyayım dedim. Mesela Koto Akademi kuruldu ve burada inanılmaz sektöre yönelik eğitimler yapıyorlar. ISO, ihracat, yani dış ticaret eğitiminden tutun, dış ticaret istihbarat kanallarına kadar. Yani hem diyor ki dış ticareti nasıl yapacaksınız diyor, bir taraftan da diyor ki yurt dışında bir müşteri buldunuz, nasıl istihbarat yapacaksınız? Ya da şöyle bir kaleminiz var, bu kalemi hangi ülkeler alır sizden diye bunları öğretiyor. Koto Akademi bir finansçının, bir KOBİ'de çalışacak finansçıyı daha iyi eğitiyor. İstanbul Ticaret Odası destekler konusunda sürdürülebilir. Yani Ocak'ta, 2015'in Ocağında, Şubat'ında Nurettin Bey de duyurular ona da geliyordu. Destekler konusunda inanılmaz şeyler yaptı. Yani siz şunu mu diyorsunuz? Destekler konusunda fena değiliz. İyi bir aşamaya geldik ülke yılları içerisinde. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Bu anlamda şimdi söz vereceğim size Nurettin Bey. Fena değiliz. İyi bir noktaya geldik. Ama diyorsunuz KOBİ'ler üzerine düşen, sonuçta KOBİ'lerin de üzerine düşen görevler var. Ve bu görevlerde görevleri tam yerine getiremiyorlar. Yani bir proje üretemiyorlar veya daha doğrusu sunamıyorlar vesaire. Bu konuda bir sıkıntı oluyor. Çünkü sonuçta herkesin üzerine düşen görevler var. Eğer bu anlamda kredi finansmanı sağlanması konusunda ciddi bir yol kat edildiyse birazcık da KOBİ'lerin de kendine bir çek düzen vermesi lazım noktasında mısınız? Sözü hemen Nurettin Bey'e bir şey söyleyeceğim. Orada çok önemli. Nurettin Bey bana katılacaktır. Sonra Nurettin Bey'i dinleyelim. Artık devir değişti Demet Hanım. Yani Nurettin Bey beni çok iyi anlayacaktır. KOBİ sahibinin yeğeni, kuzeni, halasının kızı, su ürünlerinden mezun ya da el işi sanatlarından mezun bir insanın artık şirketin finansmanında, yani kasamızı emanet edelim, senedimize, çekimize bakar, paramızı çalmaz dönemi artık kapandı. Hem de 10 sene önce kapandı. Artık KOBİ'ler muhasebesini içeriye aldırmak zorundalar. Muhasebe dışarıdan görülmemeli. Muhasebeci içeride olmalı. İyi bir yazılım programı olmalı. Bütün gelir ve giderler kayıt içi ekonomi içinde kalınmalı. Bilanço gelir tablosu analiz edilmeli ve yetkinliği olan, mesleğini bilen insanlarla ancak KOBİ'ler 2023'lere, 2043'lere ulaşabilirler. Ne demek istediğimi anlatamıyorum. Evet. Su ürünleri. Çünkü bankada geldiği zaman Nurettin Bey diyor ki sizin finansın başında kim var? Şimdi KOBİ sahibi söylüyor. Şahit oldum ben. İyi. Benim diyor yeğenim oturuyor diyor. Peki ne mezunu? Su ürünlerinden mezun. Bacım diyor, yani bankacı geliyor. Bacım diyor, abim diyor. Çalmaz ki para. Kasayı ona verdik. Senedi çeki de ona verdik. Yürütüyor işte. Yok böyle bir dünya. Yani artık finansçı dediğinizde analiz yapabilen, muhasebeyi bilen, destekleri takip eden, kendini geliştiren, bütün bu saydığım eğitimlere katılan ve şirketini yarınlara taşıyabilecek. Yani çok basit. Vizyon olan hissesinin, hissesinin 1 lira olan nominal değerini 100'e, 500'e, 1000'e çıkaracak kalifiye insanlara ihtiyacımız var. Buyurun Nurettin Bey. Estağfurullah. Sıfa Bey'in bazen sonundan başlayayım. Sözüne katılmak mümkün değil. Hepsine de katılıyorum. Doğru diyorsunuz. Yani hatta eski diye, yani bizim alaylı mantığıyla işte en yakınımızı hani oraya koyup sürdüğünden ya da ki farklı bir yerden mezun olmuş birisinin muhasebeye koyduğumuzda çok da iyi bir verim alınamıyordu ama güven açısından dolayı bu iyiydi.
Yani sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz mesele doğru. Yani şimdi onu biraz daha tabii ki iyi olması lazım. Hani o işin bilenini, uzmanlığı, hani dedik ya demin bu destekleri kaç kişi sağlayabiliyor? Yani bunlar söyleniyor ama gidiyorsun işte işletme sahibi bankaya, işte KOSGEB desteklerinden ya da farklı desteklerinden verildiğini duyuluyor ama bu duyumla kalıyor. Yani bunun çok içeriğini falan bilmiyorum. Bir de gelelim şey mesela bir istikrar yok COVID desteklerinde. Sizin az önce bahsetmiş olduğunuz gibi bu Johnson destekleri ne oldu? İlk zamanlar 70 bin kişiye verildi. 50 binle başladı. 70 bin kişiye verildi. İkinci sene 100 bin kişiye verildi. Üçüncü sene verileceği açıklandı ama verilmedi. Yani burada istikrarsızlık yok mu şimdi? Yani devlet bir diyor ki ben her yıl 100 bin COVID'ye destek vereceğim diyor. Yani 0 faizle başladı. Daha sonra %25 yani destekli oldu. Yani 75'ini yine devlet karşılıyor. 25'ini COVID karşılıyor. Öyle değil mi hocam? Şu anda yok. O dönem öyleydi. Yani 0 faizliydi. Daha sonra %25'ini COBİ, %75'ini devlet karşılayan, yani KOSGEB karşılayan bir destek de verildi. Bir 50 bin ile başladı. 70 bin kişi başvurdu ve yapıldığı için verildi. İkinci yıl 100 bin COBİ'ye bu verildi ve şu açıklaması yapıldı. Bunu tabii yapan taraf devlet tarafından. Her yıl 100 bin COBİ'ye periyodik olarak bu verilecek dendi ama üstünde kesildi. Yani bir istikrar yok ortada. Yani o öyle verilmiş olsaydı her yıl 100 bin kobi oradan faydalanmış olacaktı ve de bir şey oturmuş olacaktı. Bir proje üretip sunabildiler mi? O proje değil o. Yani hayır, bütün yani, tam kredi verecek de neyisin Adem? Ama yok o şuydu yani sahadaki şirkete yatırım yapıyor, git harcı diye mi veriyor? Git harcı diye vermiyor ki. Hani yok. Onun tamam, nerede? İşini büyüt de orada proje istemiyor. Yani diyelim ki sahadaki olan marangoza, bakkala, manavına, esnafına, beberine kadar. Yani bu her yıl 100 bin esnaf ve kobi gidip oraya başvurup bunun %25'ini kendisi karşılayacak faizinin, %75'ini KOSGEB karşılayacak bir şeyler vardı. Bütçeden de dediler o olmadı dedi ve ikinci bir dönemdeki dönemin bakanı Bilim ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün açıklamasına rağmen 3. yıl desteklediğin verilmedi. Yani bir kopukluk oldu ve öyle kaldı. Yani bu şeye benziyor. Yani bu zaman bir düzenli bir kredilendirme çeşidi olmayınca, yani bunu sürdürmeyince bu sene ne oluyor? O bitti yani. Can suyu dedik 2 dönemde bitti. Daha sonra hayat suyu gelecek. O da işte 3 dönemde bitecek. Öbür türlü bu zaman ne olur? Kafalar karışıyor. Yani bir düzen burada olması lazım. Hani hep diyoruz ya ki kayıtlı şey ekonomi, işte kayıt falan olsa ama sistematik olarak da bir kredide esnaf kredisi adı nedir diye bilinsin. Her o 100 bin kişi onu almış olsaydı Türkiye'de bugün 3 milyon aşkın bir esnafın var olduğu söyleniyor. Ve bu düzenli olarak bunu herkes alacaktı. Ama geri ödemeli bu. Yani bu bağış falan geri gibi falan değil. Tabii. Yani bu, ama ne oluyordu? 20 ay ve 24 ay vadesi olmuş olacaktı. %25'ini kendisi karşılayacaktı. Yani elini taşın altına koyacaktı. Parayı da ona göre harcayacaktı. Yani piyasada bir para döngüsü olmuş olacaktı. O olmadı. Bir de yine Safa Bey'in hocam dediğine gibi fuar desteği diyorum dedik. Doğru. Fuarlara KOSGEB'lere karşılıyor yarısını ya da işte sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi başka bir kurumlar ama biz de şunu önerdik. Yani Türkiye çok farklı alanlarda para harcıyor. Konserdir şurada burada tanıtımda. Biz de ki burada bilmeyen yani bizde en güzel şey tanıtım bu değil midir? Hani sahada işte ev alırsınız, araba alırsınız işte hani tavsiye üzerine hani işte bir dille yani doktor. Şimdi o doktorun bize ekranda onu anlattıkları değil de bir yakınımızın gitmiş olduğu bir şeyde orada hani doğru. Ondan memnunsa doğru. Bu onun tavsiyesine göre biz de oraya gideriz. Biz de diyoruz ki burada her yıl kobi zaten belli bir üretken kobiler yani burada esnafı diye demiyoruz. Hı. Üretim diye yapan kobilerimiz dedi ki devlet her yıl belli bir uçak dolusu bir kobi yani böyle sesimize falan yani neyse sırasıyla bir yurt dışı fuara getirir yani onun talebiyle değil. Getirsin yani onu oraya. Onu da bir ufka atsın. Derken de şu maçları yapıyorsa bunu oraya getirir. Orada görmüş olduğu teknolojide oradan ürettiği malı alıp gelir. Onu da burada yapmış olur. Yani ufku açılır. Ama biz şimdi diyoruz ki sen yurt dışına gidersen sana %25'te ya %50'si fuar desteği. Zaten diyor ki benim zaten bir işletmeye gideceğim. Yerinde birisi yok. Hani bu işi yapacak. Ben de gidemem diyor. Dolayısıyla gitmiyor. Ama diyorsun ya sen oraya yani özel davetli olarak. Şimdi bugün hangimizi Cumhurbaşkanı sarayına davet etsinler? Kaç kişi gitmem der. Çünkü niye? Orayı bir görmek ister. Yani bu demek ki bu gider. Burada bir teşvik olsun diye bunu dedim. Evet. Yani herkese diyeyim ki de bize şimdi ki size Sabah Beyat'taki bir mobilyacı Hasan Usta size artık bize bir hafta 10 günde seni Çin'e getiriyorum. Ya da Kore'ye ya da uzak bir ülke. Yani orada fuara gidiyorsun bir hafta. Yemin resmen yatman bize kaç paraya mal olurdu bu devlete? Yani bir uçak dolusu 300 kişiyi getir. Onun gelip de burada onu farklı esnaflara anlattığında çok daha o yaygın ya olur. Bu bir fikir. Bu fikir. Bu bir fikir. Biz yıldan beri de dinlenmiyoruz. Burada tabii şöyle bir şey var Nurettin Bey. Şimdi
Devletin bu konulara yaklaşımı şöyle. Şimdi siz yepyeni bir girişimcisiniz ve bir iş fikriniz var ve iş fikrinizi hayata geçireceksiniz. Bakın şimdi devlette mantık böyle çalışıyor. Ve son 5-6 seneden beri Türkiye'de biliyorsunuz girişimcilik kursları açtılar. KOSGEB, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası ile birlikte her yerde girişimci kursları açıyorlar. Ve o girişimcilik kursları 70 saat. O girişimcilik kursunda pazarlama, proje yapma her türlü konuyu anlatıyorlar. Ama orada mantık şu bakın. Diyor ki sen önce dükkanını kuracaksın. Bize diyor projeni yapacaksın. İş fikrini projeleştireceksin, getireceksin. Biz bunu onaylayacağız. Sen açacaksın. Sana 30 bin lira destek veriyoruz. 15 bin lirası kuruluş masrafların. 15 bin lirası da hayata geçtikten sonraki kira su, elektrik bilmem ne. Eline vermiyor ama parayı. Doğru. Diyor ki faturaları bana getireceksin. Ben faturaların bedelini ödeyeceğim diyor. Ama sen eğer diyor 70 bin liralık da şey alacaksan ben sana 70 bin liralıkta makine ekipman desteği vereceğim diyor. Şimdi sizin söyleminizde şöyle bir şey var. Diyorsunuz ki yani 300 tane KOBİ'yi alsın bizi yurt dışına götürsün bizim ufkumuz açılsın. Hatta ben mobilyacıysam beni çeşitli ülkelerde mobilya konusunda anlatabiliyor muyum? İyi yerlere götürsün ben oradaki teknolojiyi göreyim burada da daha kaliteli üretim yapayım ve dış pazarlarda rekabetçi haline geleyim. Şimdi tabii bu istek devlet politikasına uygun değil. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor ama şimdi orada tabii cepten hiç para çıkmayacak. Şimdi KOBİ'nin cebinden para çıkmayacak, alacak götürecek. Şu anda devlet şunu yapıyor aslında. Bir sürü şey var. Mesela e-ticaret siteleri var ve trade siteleri var. Yani ticaret siteleri var. Siz giriyorsunuz, kalem üretiyorsunuz dediğim gibi. Eğer bunu gümrük tarifi istatistik pozisyonu çok iyi biliyorsanız bakın bu bir bilinç. Yani illaki bir yere götürmeniz de gerekmiyor. Gümrük tarifi istatistik pozisyonu girdiğiniz zaman bu kalemden dünyanın hangi ülkelerinde kimler satın aldığını görüyorsunuz. Ve onların içinde o adamın şirketinin sahibi, satın alma müdürü hepsinin isimlerine ulaşıyorsunuz ve adama diyorsunuz ki ben seni ziyaret edeceğim ve kendi ürümü tanıtacağım diyorsunuz. O zaman devlet devreye giriyor. Diyor ki sen diyor eğer bulduysan böyle bir adamı o ticaret sitesine üyelik olmak için onlar bir para bana gel ben o paranın bir kısmını karşılayacağım diyor. Anlatabiliyor muyum? Devlet zaten o kadar çok şey var ki KOBİ'nin öğrenmesi gereken inanılmaz şeyler var diyorum size. Oturduğunuz yerden inanılmaz istihbarat yapıp sadece bir mail ortamında o mail ortamında ürününüzü göreceksiniz, müşteriyi bulacaksınız ondan sonra kalkıp gideceksiniz. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ama sizin talebinizi şu andaki devletin hiçbir yerinde siz bir şirketten bahsediyor. Teşvik etsin işte biliyor hayır. Üstad siz şimdi diyorsunuz ki ben bir şirketim. Devlet diyor ki yepyeni bir girişimciye. Yani diyelim ki ben 26-27 yaşında üniversiteyi bitirdim. Sen genç girişimcisin diyor. Ama diyor önce dükkanını kur. Sen cebinden bir para çıkart diyor. Dükkanını kur yürü. Sonra gel bana. Yani diyor ki elektriğini öde. Kiranı öde. Sonra gider pusulanı al. Faturanı al. Getir bana. Ben de diyor belki 2-3 ay sonra KOSGEB'in bir de şeysi vardır biliyorsunuz. Yani siz verirsiniz harcamanızı KOSGEB'in kaynağı çıktıkça KOSGEB size getirir parayı verir. Siz kirayı ödedikten sonra 2-3 ay sonra destek çıktığı anda siz o 2-3 ay ne yapacaksınız? Şimdi son 5 dakikamız toparlıyoruz ve yönetmenim diyor ki artık 5 dakika sonra kapatacağız. Burada dedik ki Sefa Bey şu konuda bir kere altını bir kere daha çizmenizi rica edeceğim. Diyor, yayın öncesinde demiştiniz ki proje... Yani KOBİ'ler hayallerini, aslında benim hoşuma giden bir cümleydi. KOBİ'ler hayallerini projeye dökebiliyorlar mı? Dökmeliler. Kısmının altını belki çizmeniz gerekiyor. Nurettin Bey de son sözlerini ekleyecek. Evet, başka kredi imkanları da var vesaire ama buralarda da sorunlar var. İşte özellikle altını çizmenizi istediğim şey yayın öncesinde konuştuğunuz. Belki küçük bütçelere için bankaların vesairelerin kapılarını çaldığı zaman KOBİ'ler karşılarına çıkan çok ciddi bir uzun bir liste var. Sonrasında birebir tek tek yayın yapacağım zaten sizlerle. Ama bu konu başlığı altında artık son cümlelerinizi alacağım özetle. Peki. Girişimciler hayallerini ya da şirketi olanlar yeni bir faaliyet alanına girecekleri zaman mutlaka proje yapmalılar. Yani sabit varlık yatırımlarını rakamlara dökmeliler. O projenin analiz ölçütlerini yapmalılar. O projenin feasible olup olmadığını, alternatif sermaye maliyetlerinin ne olduğunu, o işe girilip girilmeyeceğini ki bazı KOBİ'lerin önünde 2-3 tane iş imkanı oluyor. Acaba hangisine girelim diyor. Yani bir patron olduğunuz zaman siz şuna ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani karşınızdaki kişi
diye. Ben bir tablet üreteceğim, bir kalem üreteceğim, bir de cep telefonu üreteceğim. Hangisine gireyim? Yani cebimde bir para var ama hangisine gireyim? İnanın bana, KOBİ'lerin 1000 KOBİ'nin 999 tanesi bunu yapma bilgisine sahip değiller. Yani bu mu karlı, bu mu karlı, bu mu karlı? Hangisine para yatırayım? Çünkü o yatırım projesini yaptığınız zaman hangi yatırımın daha yüksek karlı olduğunu görüyorsunuz. İnandığınız anda da götürüp ona paranızı yatırıyorsunuz. Birincisi bu. Ve orada da yatırım projesi yapmalılar. Bir. İkincisi 40 defa ölçüp bir kere biçmeliler. Nurettin Bey ile programa girmeden evvel çok güzel bir şey söyledi. O bende şey açtı, yani bir fikrimi hatırlattı bana. Nurettin Bey diyor ki, bir bakıyorum Sefa Bey diyor, ben ona kendisine dedim ki ya bir un fabrikası vardı, ben zamanında bir KOBİ ile konuşurken, arası 300 metre 600 metre falan, yine adam un fabrikası açacak, bankaya gitmiş. Soruyorlar ya, orada bir un fabrikası var, sen de açtığın zaman yani nasıl müşteri bulacaksınız, adam zaten buradaki müşterileri almıştır, sen daha farklı nasıl yapacaksın dediği zaman, merak etme kızım ben hallederim bu işi diyen bir yapı var. Nurettin Bey de diyor ki, Sefa abi bazen bir caddeye bakıyorum diyor. 40 tane diyor GSM dükkanı var diyor. Şimdi çok doğru. Ben de diyorum ki o 40 tane insan, 40 tane farklı bilgi birikimi var. Artık böyle tek tek dükkanlar açıp o pastayı küçücük hale getirmek yerine, yani azlaşım, azlaşım, kaygısız başım demek yerine birleşip hem bilgilerini hem sermayelerini hem kapitallerini birleşip şirketleşip markalaşıp dünyaya açılmaları küçük gerektiğini inanıyorum. Ve bizim mantık Atürk mantığı. Ama inan bana Nurettin Bey, son 10 seneden beri artık şöyle bir mantık oluştu. Yani bunu Türkiye'de bu fikri pazarlayanlar var. Yanlış anlamayın bana. Diyorlar ki işletmenizi büyütün, joint venture yapın, risk sermayesi getirin ya da girişim sermayesi getirin. Çünkü onlar büyütsünler şirketinizi. Şirketinizi 7-8 sene sonra exit yapsınlar. Hem siz daha çok kazanın. Öyle daha çok kazanıyorsunuz. Hem yabancı yatırımcıya satıyorsunuz ya da yerli yatırımcıya satıyorsunuz. Artık düşünceler değişiyor. Yani sizin biraz önce söylediğiniz o babadan kalma düşünceler artık hep kenarda. Yeni konseptler çıkıyor ortaya. Yani yatırımcı bunu... KOBİ'lere de bu anlamda eğitimler vermek gerekiyor muhtemelen Sefa Bey. Hani, kesinlikle. Ve gerçekten belki bir sonraki yayını, şurada kullanamadığım alan var stüdyonun diğer alanı, KOBİ'leri de belki 3-5 tane örnek KOBİ'lerden getiririz, evet, getirip buraya doldururuz KOBİ'leri. Doldururuz KOBİ'leri. Ben artık sizi yöneteceğim diyor burada yayında. Hakikaten onları da alıp belki seslerini duyurma fırsatım, yaratma şansımız olur. Ama dediğim gibi eğitim çok önemli. Ben Sefa Bey'e katılıyorum. Hani gerçekten artık dünya başka bir yere gidiyor. Biraz silkelenmek lazım. Hani biraz çağa ayak uydurmak lazım. Artık babadan kalma şeyler değil. Sizin de kendi şikayet ettiğiniz bir cadde üzerinde 25 tane aynı dükkandan yeni, onlar bir araya gelip belki tek bir iş yapıp vesaire, veya belki BC planları oluşturmak, proje geliştirmek vesaire alanlarının da altını çizmek gerekiyor. Son birkaç cümlede sizden alacak, kapatacağız. Tamam. Sözümüz bitti. Teşekkür ederim. Şimdi bizim kültürümüzde ya da şeyde kendisine dönüşüm diye bir şey yoktu. Yani yapılmış binalar falan vardı. Bir kentsel dönüşüm olgusu oldu. Doğru mudur? Yani ne oldu? Bütün varaçlar dediğimiz yerler binalar yıkıldı. Artık önce kimse bu işe karşı çıkanlar oldu ama daha sonra baktılar ki ne kadar güzel, devasa güzel bir blok ortaya çıkıyor ve herkes yerini artık kentsel dönüşüme vermeye razı şu anda, yani olan yerlerde. Biz de diyoruz ki esnaf olarak da aynı şekilde olsun, küçük olsun, benim olsun anlayış yerine, büyük olsun, hepimizin olsun. O zaman da burada devlet eline düşüyor. Yani o bir kentsel dönüşüm gibi bir dönüşüm yaparak da yani onu bir caddelerde böyle bir sektörden 30 tane kişiye bu işi ruhsat vermemesi lazım. Bu da belediyede elinde olan bir şey. Nasıl ki ben her istediğim yere bir tekne alıp da boğaza balık tutmaya gidemiyorsa, ruhsatım yoksa, demek ki sahada da bunun öyle olması lazım. KOBİ dönüşüm. Ben Nurettin Bey'den bir şey rica edeceğim. Müsaade eder misiniz Demet Hanım? Tabii. Şimdi Nurettin Bey aynı zamanda esnaf ve sanatkarları da bünyesinde barındırıyor. Uzun yıllar tüketici hukukunda ve tüketici hakları konusunda çaba sarf etmiş, sağ olsun Demet Hanım sayesinde de sesimizi milyonlara duyurmuş birisi olarak diyorum ki, lütfen esnaf ve sanatkarları, özellikle GSM telefon satanları, özellikle elektronik eşya satanlara, şu 6502 sayılı tüketicinin koruması hakkındaki kanun hakkında lütfen eğitimler düzenleyiniz. Lütfen onları bilinçlendiriniz. Özellikle tüketici
tüketicinin hakları konusunda. Tamam, başlığı burada olsun. Devamını ben takip edeyim. Olur mu? Bu eğitim programlarını belki birlikte yaparız Sefa Bey'le beraber. Sefa Bey'le birlikte yaparız, doğrusu. Aynen öyle. Bunu planlarız. Ben de izleyenlere duyururum buradan. Sonrasında belki ben de basın desteği veririm. Bilmiyorum. Belki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Gerçekten ayağınıza sağlık. Biz teşekkür Kobilerin sorunları en önemli başlığımızdı bugün. Biz daha önce Nurettin Bey'le buna benzer yayınlar yapmıştık. Ama sorunları masaya yatırmanın bir tık ötesine geçemedik açıkçası. Geçememiştik. Kobiler Başkanı Nurettin Özgenç konuğum oldu. Ve yine aynı sorunları, bizim böyle böyle burada problemlerimiz var dedi. Ben de bunların en doğru cevabını nereden alabiliriz sorumun cevabını da Sefa Kabaloğlu'yla birleştirdim. Ve finans uzmanı. Kendisi de bize bugün destek oldu. Teşekkür ediyorum tekrar. İnşallah en kısa zamanda tekrar bir araya geleceğiz diyelim. İnşallah. Sevgili izleyenler, bugünlük bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. Böylelikle önümüzdeki hafta pazartesi görüşünceye dek mutlu günler, iyi haftalar.